Nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum. Neyse, ben direkt giriyorum. Evet, merhaba falan dememe gerek var mı acaba? Merhaba. Kameranın açısı iyi mi şu an? Merhaba. 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 Arkaya düştüm. Merhaba, Velo'ma hoş geldiniz. Nasıl giriş yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Çok fazla düşündüm. Ama direkt giriyorum artık. Çünkü olmuyor. Sonuçta bulamıyorum ve birisiyle girmem gerekiyor şu girişlere. Evet. Bugün karantina günlükleri adlı bir vlog rutinine başlamaya karar verdim. Aslında bu benim uzun zamandır aklımdaydı. Karantina günlükleri diye bir vlog başlatayım dedim. Uzun süredir dedim işte karantinaya başladığımızdan beri. Şimdi ne yapacağım? Bugün bayağı geç uyandım ben. Hayır, bu saatte uyanmadım tabii ki. Şimdi biraz odamı falan toparlayacağım. Ya ben şu... Bir dakika, hemen gösteriyorum. Buraya... Evet, burayı göstermem saçma oldu ama. Buraya şey asmayı düşünüyordum ben. Benim bir tane şey var. Hemen gösteriyorum. Bunu asmayı düşünüyorum ama assam mı bilmiyorum. Şimdi bakacağım onu. Bir dakika. Başlasın. Az önce tokamı yere düşürdüm ve şu an başka bir toka arıyorum ama kameraya atacaktım. Yanlışlıkla kaloriferin arkasına tokayı düşürdüm. Şimdi önce şu an böyle konuşmak hoş değil sanki. Yatağımı toplayacağım önce. Masayı düzenleyeceğim. Bunu. Hadi gidelim. Tripodu koruyayım. Koruyayım. Masam inanılmaz dağınık şu an ama halledeceğim. Yani öncekinden daha iyi oldu en azından. Buradakiler benim daha az kullandığım ürünler olduğu için bunları farklı bir yere kaldıracağım. Böyle kutu gibi bir şey. Bunu duvara assam mı ona bakacağım şimdi. Böyle mi assam? Tamam, bu daha iyi, böyle asayım. Peki. Bakalım. Benim buradan çıkmam gerekiyor. Gösterebilmek için. Annemi çağırıp geliyorum. Şimdi net bir şekilde görmek için odama bantla astım ama bilmiyorum ne yapsam. Böyle bir odam bir ferahladı sanki. Eğer bunu asarsam bir de şey benim led ışıklarım var. Onu böyle aynı buradaki sistemi koyacağım yani. Zaten birkaç video önceki videomda bunun yapılış videosunu çekmiştim. Oradaki yaptığım düzeneğin aynısını buraya yapmak istiyorum ama biraz düşüneceğim. Ama şimdi ders vakti. Evet. Şimdi saat şu an 7:30 ve ben ders çalışacağım ama şöyle bir şey yapacağım. Normalde biz arkadaşımla devamlı böyle birbirimize gidip birbirimizle ders çalışıyorduk. Ama bu karantinadan dolayı, koronadan dolayı çıkamıyoruz yani haliyle. Bu yüzden biz de görüntülü konuşacağız. Yani görüntülü bir şekilde ders çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? İlk defa yapacağız bunu. Çok sivilceliyim ya. İnanılmaz sivilce. Karantinadayız. Çık. Vallahi görüşemiyoruz. Görüşemiyoruz. Evet ya, çıkamıyoruz.
Evet. Beraber sonra çalışacağız ama ben şimdi yine de başlayacağım. Annem süpürgeye çalışırdı. Evet. Saatin 7.30 olduğunu söylemiştim değil mi? 7.41 şu an saat. Az önce 7.30 dedim ama 7.38'di. Şu anda 7.41 ve net saatlerle konuşalım. Şimdi markete gitmemiz gerekiyor. Aslında ders çalışacaktım ama zaten arkadaşımla da görüşemedik. Onun da işleri varmış biraz. Sonra arayacak. Şimdi biz markete çıkacağız. Tam koruma maskeleri falan takacağız. Çıkacağız. Sadece böyle market için falan çıkıyoruz. Bakalım şimdi çıkacağız ama kameramı götürmeyeceğim. Burada korona var çünkü. Şimdi marketten geldik. Tam koruma bir şekilde yani kendimizce korunarak gittik. Aslında en önemlisi tabii ki çıkmamak ama çıkmaktan başka bir çaremiz yok sonuçta erzaklarımızı alabilmemiz için. Neyse bu önemli konuşmayı yaptıktan sonra şimdi yapacaklarıma geçeyim. Şimdi kahvemi aldım. Görüntülü konuşmayı başlatacağım arkadaşımla ve ders çalışmaya başlayacağım. Bu arada ya devamlı o kadar çok uğraşıyorum ki şu an siz kesik kesik böyle birleştirilmiş bir şekilde izliyorsunuz ama yani kameramda yer yok mesela şu an 0 dakika yazıyor ve birazdan kapanacak o yüzden çok hızlı bir şekilde konuşmam gerekiyor. Ben kameramdaki videoları bilgisayara atıyorum ki bu şekilde yer kalsın diye. Neyse ben şimdi geometri çözeceğim. Sonra kimya çözeceğim. Keşke başından beri böyle kursaydım bu arada. Böyle her yer gözüküyor çünkü. Neyse. Odakla. Saat gecenin 3'ü. Yani 3'e yaklaştık. Şimdi annem kahve yapmış. Kahve içmeye gidiyoruz. Şimdi kahve içeceğiz annem. Dibek kahvesi mi bu annem? Evet, dibek kahvesi. 3.39 ve ben hala ayaktayım evet. Birkaç tane daha test çözeyim. Normalde uyuyacaktım direkt ama hazır böyle çok fazla uykum yokken birkaç tane daha test çözüp sonra yatacağım. Videoyu da burada kapatayım artık dedim. Sunuş ne? Kapanışı yapayım dedim. Çekmiş oluyorum çünkü karantina zamanında videolar çekebilirim diye düşünüyorum. Yani evdeyim zaten yapabilecek bir şeyim yok. Bir ders çalışıyorum falan. Bir de vlog çekebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdi klasik sözlere geçiyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlara yazın bir şeyler. İşte ne çekmemi isterseniz yazabilirsiniz yorumlara. Evdeyim işte evde yapılabilecek şeylerden. Söyleyeyim işte. Ben de çekeyim. Bu arada arka tarafın ne kadar çok dağınık olduğunu tekrar böyle bir göz atayım dedim. Neler çekmişim falan diye. Arka taraf çok dağınıkmış ve ben çekerken hiç fark etmedim. Kusura bakmayın bunun için. Ve şu an bu yamuk mu? Neyse. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Böyle kapatayım. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapattım. Ben en iyisi yarın çözeyim. Çünkü edit yapsam daha mantıklı olacak.